ETS Spor ekranlarına hoş geldiniz. Çerçeveyle karşınızdayız. Sevgili Rıdvan Dimen'le birlikte ilk olarak Galatasaray'ın RFS Rigas Skola takımıyla maalesef deplasmanda 2-2 berabere kaldı Avrupa gecesini. Çok moralli açmadık. Hocam neler söylersiniz maçla ilgili? Aslında söyledim. Rakip takımın ismini bile taksitle söyledim. Ben 3 taksitle söyleyemem. Öncelikle üzgünüm şöyle. Ee, Şimdi bir yayın yapıyorsunuz. Kazanan takım, Türk takımı olduğu zaman daha coşkulu başlarsınız. Evet. Futbolda çok ders alınacak maçlar vardır. futbol kariyerin boyunca da bunu yaşarsın. Antrenörlükte de yaşar. Kulüp taraftarları da yıllar boyu yaşarlar. Ama teknik, taktik her şeyi konuşulur. Özellikle futbolda çok konuşulan bir kelime vardır. Konsantrasyon. Bu konsantrasyon kelimesini ...slogan haline getiren kulüp de taraftarı da Galatasaray taraftarıdır. Ve özellikle son yıllarda bu kelimenin ne kadar değerli olduğunu oyunculara hissettirendir. Zaman zaman sezonunda düşüşler olur. Galatasaray taraftarı çıkar bir pankart asar oyunculara bu yönetim de benimser, oyuncular da benimser. Bu konsantrasyon maçla olmaz. Maçtan önce başlar. Yani maçın içerisinde pankart asarak, konuşarak olmaz. Skordan bağımsız bir şeydir. Galatasaray takımının müthiş konsantre olup oynadığı iyi bir oyunda Fenerbahçe deplasmanı var. Bir üzerine bir konsantrasyon yine yüksek ve müthiş bir pahalı maçı var. Ve ondan sonra da Kasımpaşa maçında 3-0'dan 3-3'e yakalanan bir Galatasaray var. Bugün de 2-0'dan 2-2'ye yakalanan. Şimdi Kasımpaşa takımı tabi Ela gün yetenekli oyuncuları da var. Eğer konsantre olmazsan sana cevap verebilirsin. Bugünkü rakibin ee, 2-0'dan 2-2'ye 30 kere maç yapsalar 29'unu zor yaparlar daha. Yazsalar. Hocam böyle iyi bir futbol da oynamadı. Şimdi maçtan önce niye, niye dedim Ahmetciğim? Dün basın toplantısını izledim Okan Hoca'nın. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Teknik adamlar antrenman programlarını yaparlar, uygularlar. Soru şuydu gazeteciler. Buraya geldiğinizde Letonyalı gazeteci siz antrenman yapmadınız dedi normalde statta yapılan röportajlardan sonra da çıkarlar. Bunun şöyle cevap verdi. Sentetik çim olmadığı için yapmıyoruz. Sentetik çim olan deplasmanlarda yapıyoruz. İşte burada bence maçı konsantrasyonun çantada keklik nasıl olsa yenir sadece oyuncu grubunda değil. Her ne kadar Okan Buruk maçtan önce sözlerine şöyle rakibe çok saygı duyuyoruz kendi liginde iki, iki sene şampiyon olmuş falan ama oyuncunun hissetmesi için özellikle bu tip maçlar tehlikeli Siz uluslararası maça gidiyorsunuz Filo'ya da öğle yine antrenman yaptınız, yemek yediniz 28 saat sonra maça çıkacaksınız Siz onu yaşatmanız lazım Gittiniz de Tonya'ya her zaman klasik bir şekilde gideceksiniz Şimdi sahaya bakıyorsun okulun bahçesi gibi karşıda tribün yok Acilan. Oyuncunun senin de uluslararası önemli oyuncuların var Niye geldik biz buraya Tabii ki biliyor oyuncu da bunu bir hissedecek diyecek antrenmanı ne yapacak? o zemini yaşayacak. Onu teneffüs edecek. Ve maçı tekrar ne oldu? Otele döndü. Duşunu aldı. Yemeğini. Biz ne yaptık bugün? Antrenman yaptık. Ne için yaptık? Bu akşamki maç için yaptık. Yarın akşam oynayacağız maç için. Ya Mertens zemin fena değil. Topun şiddetli fena değil. Neyi konuşuyoruz? Maçı ve zemini konuşuyoruz. Bu tabii açıkçası maç başladığında bu konsantrasyonun fena olmadığını gördüm. Galatasaray oyuna hakim. İki takım arasındaki kalite farkını ortaya nasıl çıkarırsınız? Siz rakibinizle kadar mücadele edersiniz. Eh Galatasaray aldı. %80'e yakın topa sahip olarak gereğini yapmaya çalıştı. Sonra da bu savunmalarını nasıl açarsınız? Bir, kendi sağından pasların şiddetini iyi yaparak hızlı paslarla. Gelelim üçüncü bölgede ne yaparsınız? Birinci şartınız şut ikiye veya bire geçmek ve en önemli silahınız da kenara inmektir. Biri attığı Galatasaray'ın golünde zaten birebir çalımlarla kalabalık defansı Yunus geçti mi? Geçti. Küçük bir ikiye birden sonra sıfıra inip ikinci liraya kesince savunmanın dengesi bozuldu. Yani şut, çalım merkezden ve sıfıra girmek. Bu aslında gereği yapıldı. Icardi kafayı vurduğunda oyuncular tamamen sıfırdan geldiği için topa konsantre olurken Mertens unuttular. Mertens de tam forvet arası. Bir de üzerine Sanchez'in muazzam topuyla ki öyle dört tane savunma aşağı yukarı 30 metre dışarıda Letonyaları bekleyemezsin. Onunla mümkün olduğu kadar ümidini kıracaksın. İkinciyi de buldum. Güzel. Şimdi Böyle bir hocam daha iyi bir senaryo olamaz aslında. Olamaz. Ama bu 2-0 3 var ya her takım için geçerli değil sözünde de katılmıyorum. İşte Letonya takımında ne yapıp yapıp bir kere Üçüncüyü bulacaksın abi. Nasıl başladıysa hmm. öyle devam edeceksin. Galatasaray maçın başında oynadığı gibi ikinci yarının başında oynamadı. Yani topun rakipte kalma süresi 3 saniye ise 5-6'ya çıkardı. Hatta bunu bir 30. dakikadan sonra doldu. Da ha kalesinde tehlike yaşadı anlamında söylemiyorum. Ama sıfır bir konsantrasyon ikinci yarıda. O maçtan önceki yarım konsantrasyon güç farkından doğru ortaya çıkan yetenek Ondan sonra kalabalığa karşı oynamaman için gol yememen lazım. Şimdi 2-1 yapınca ne yaptı rakip? Bir dakika dedi ya ben biraz daha emniyetli oynayayım ama bir tane de atarım. Üstünde bir gol daha bulunca o zaman hem savunma iyi yapmaya başladı rakip. Daha milli maçlarda, evet. da Letonya milli takım maçı hatırlarız. Zorlanırız hep bu maçlarda. Daha sonra da problem çözmek için 4-2-4'e döndü. Ama siz 8 kişi ceza sahası civarında olan savunmaya karşı... Hani maçın başında açtığınız bireysel yetenekli veya kenarı inmelerden yoksun kalınca da ve de geçen haftaki maçtan sonra da dikkat ediyorsan son bölümde Galatasaray takımın yüz ifadelerini görüyorum. Yani bu maçı ümitsizce oynuyorlar yani. Anımsa, Kasımpaşa maçın anımsaması mı oldu hocam? Ee, Çünkü çok değil. Dört gün önce, üç gün mutlaka önce. Mutlaka gene mi ama şimdi burası başka bir kul var. Şimdi ligde bazen yol kazaları olur. Rakibimiz kasıp o da olabilir. Bakın yarın yine karşılaşabilirsiniz. Ama aradan bir ay iki ay geçmiyor. Hemen üç gün sonra bir Avrupa maçına gidiyorsunuz. Bence Galatasaray takımı evet ben de sen de bütün herkes de bütün dünyada Galatasaray 3 puanı yazdı bugün. Evet. Ya genel avaraj var bu 8'li gruplarda bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Dolayısıyla bir avaraj yapar diye düşünüyorduk. Bunu sen ben düşünebiliriz ama siz düşünemezsiniz. Buna hakkınız yok. Futbolculara söylüyorsunuz. Evet. Ve teknik, teknik adamı diyorum. Çünkü teknik adam da siz e, bir gün önce orada her ne olur yürüyüş daha iyi olsa gideceksiniz abi. O futbolculara eşofmanları giydirip bakın diyeceksiniz belki e, daha önce de uygulamaları yenmiş ama gene yapacaksın. Gene yapacaksın gene su Suni çim yok es, e, sentetik çim falan anlamam. Oyuncunun Galatasaray'ın en büyük problemi kalite problemi yok. Galatasaray'ın en büyük problemi geçtiğimiz hafta yaşadığının Tekrarını yaşamasının tek sebebi e, sıfır konsantrasyon. Hocam şunu sormak istiyorum. Takımlar bu aralar bu yeni biraz yeni trend oldu hocam. Artık şey yapmıyorlar. Çok fazla antrenmanları rakip sahada yapmıyorlar. Avrupa maçlarında mı? Tabii, Türkiye Ligi maçlarında mı? Avrupa maçlarında hocam. E, i̇tmanlarını kendi tesislerinde yapıyorlar. Akşam oraya gidip basın toplantısını orada yapıyorlar. Bence. Ama tabii standart şimdi, statlarda belki bu çok sorun olmuyor. Ki, hani böyle iyi statlarda. Tabii ki ama iyi statta da olsa ben bir tecrübe ederek bunu yapmak yaparım. Tabii ki maç trafiğinin önemli, seyahatin önemli ama hele hele rakibin Real Madrid değil bu tip bir takımsa o oyuncuları mümkün olduğu kadar maçın içine sokmam lazım maçtan önce. Ki 2-0'ı 3'e 4'e götürebilsin. Zaten siz maçın konsantrasyonunuzu Floro'da kakaki idman, duş, yemek, kaçta uçacağız? 5'te gideceğiz. Peki tamam Otel, yok öyle bir şey dünya. Yani bunu bilmiyorum. Aynı taraf Frankfurt'ta mı Galatasaray gibi yaptı bilmiyorum sonuçta. Ama Letonya'daki zemin şartları, saha şartlarının en çok ihtiyacın olduğu şey kalite değil. Teknik taktik Duyum. değil. Senin maça bakış açın. Galatasaray maça ciddi bakmış olsaydı bu maçı 0-2-0'dan döndürmesi mümkün değildi. Hocam, ee, rakip bu maliyet muhabbetini hiç sevmiyorum ama hani yine de bize bir mesaj 9.40 milyon euro değere sahip hocam. 9.40 milyon euro bir oyuncunun maaşı. Kasım hemen e, Galatasaray için mi diyorsunuz? E, RFS takımı. Ama dün Serkan Ser, Serkan'la konuştuğumuzda Ortalama fiyatları da onu söyledi değil mi? Şeyle ilgili, Kasımpaşa ile ilgili. E tabi. Kasımpaşa'nın da bütün bütçesi bu. Biraz daha oyuncuların değeri yüksek tabii. olduğu için hocam. Daha evet. biraz daha yüksek gibi. Ya yani tabii, tabii Bu takımın muhtemelen toplam maliyeti daha da düşüktür. Yani 5-6 milyon Euro'luk bir maliyetle geliyordur evet. hocam. Ve maç içerisinde de hani e, kuzey takımlarına denk geliyoruz hocam. Çok iyi organizasyonlar oluyor. Çok iyi uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncular oluyor. Bu takım evet uzun yıllardır birlikte oynuyor ama öyle çok iyi bir organizasyon da vaat etmediler. Buna rağmen hocam maçtaki ilk pozisyonu da RFS e takımı buldu. Evet maçın başında. Yani Galatasaray e, ki Galatasaray önde bastığı için çok risk alan bir takım. Bu yüzden her takıma pozisyon veren bir takım ama burada çok fazla önde basma ihtiyacı da duymadı çünkü top genelde Galatasaray'daydı. Buna rağmen Böyle bir takıma 3 tane, dört tane, beş tane evet. net pozisyon vermenin sebebi de mi konsantrasyon? Aynen. E, konsantre olmadığı zaman e, bu sonuç oluyor. Ne kadar rakip kötü olursa olsun. Şöyle bir örnek vereyim. İstatistiği görmedim. Çünkü bu şirkete böyle saçma sapan güzel yalardan geldi. Bu çok trafik var. Hocam. Evet. E, emin ol Galatasaray'dan bir puan alacak, iki tane gol alacak takımın yaptığı foğlu merak ediyorum. Hocam. Galatasaray'a Galatasaray kaç tane? Galatasaray 13 tane yapmış. Ee, evet. Ligas Kola 14 tane faal yapmış. hocam. Şimdi rakibin Santrafor'un 3 tane faalini saydım da hele hele bir tanesini kendi yaralanların ortasında kime yaptı biliyor musun? Icardi'ye yaptı. Rakip takımın 9 numaralı Santrafor'u Galatasaray'ın Santrafor'una kendi yaralanların ortasında yaptı. Şimdi onlar bakın 110 kilometre, 120 kilometre arabaları var. Söylediğim gibi. Bunlar 121 yapmak için motoru yakıyorlar. Senin 200 kilometre araban var. Bir ara 110-120 yaptın, 2-0 yaptın. Evet. Sonra sen o arabanın birisini düşürdüğün zaman senin kapasiten belli. tem yolunda gidiyorsun. E şimdi sen şoför olarak ve oyuncu olarak siz eğer o arabanın e, normaline yakını yapmazsanız bu rakiplerle zorlayarak sizi, kendisini zorlayarak bu kadar yapabilir. Yani hayatı boyunca da bakın göreceksiniz bu ligde bir daha iki defa berabere kalabilir bunlar. Bak 8 maçın... Birisini kaybederler diyorsunuz. En fazla iki beraber kalırlar. Bunlar. İlk maçta da kaybettiler. Tamam. En fazla üç puanla kapatırlar diye düşünüyorum. Kayıp olan Galatasaray'ın tabii hem de dört gün arayla benzer skorlarla yakalanması bunu sadece bakın fizik, taktik olarak tabii ki konuşabiliriz ama mutlaka fiziksel ne vardır. Bunların tek sebebi bunu sadece 90 dakika üzerinden yürütürsek yanlış yapmış oluruz. Bizim gündüz Galatasaray'ın maçı var. Nasıl olsa yener gibi göremez. Görmeye hakkı yok Galatasaray'la oyuncunun ve teknik direktörün. Taraftar da kazanacağını biliyordur ama, tahmin ediyorlar ama böylesine bir rahatlığı beklemiyor açıkçası. Ben beklemiyordum. Ben, yani sen bilmiyorum abi. Hocam böyle bir maçta o zaman bu 2-0 da çok işimize gelmemiş. Çünkü ikinci golden sonra hemen bir pozisyon verdi ve golü kalesinde buldu Galatasaray. Hani İkinci golden. Rakip gol atsa bir uyarı olurdu belki. Yani bugün siz Galatasaray'ın uyudu, uyanamadığını bir türlü. Şöyle aslında tekrar söylüyorum maçın başını ciddi oynadılar. 2 vurdu bulduktan sonra bakın pozisyon da verebilirsiniz. Hı hı. Yani 11 kişi rakip de çıksa yoldan bir, bir, takım pozisyonlar verebiliriz. Bunlar da olabilir. Ama siz o imkanı verirseniz bir de kendi adınıza oyunuzu devam ettiremezseniz... Hı hı. E, maalesef böyle an bence son yılların en büyük sürprizidir bu. Bence. Hocam gerçekten talihsiz bir sonuç. Şunu da anlamak güç. Yani bu Letonya'dan çektiğimiz hani milli takım seviyesinde arada gerçekten bu kadar uçurum varken Galatasaray'ın da böyle bir sonuç alması. Yani Galatasaray olması önemli değil. Yani maalesef Avrupa karnemiz çok iyi gitmiyor. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ilk maçlar 3 tane oynandı. Bugün de oynandı. Ne ilk maçlardaki 3 takımımızla oynadığı maçlar. Hatta Başakşehir'de etkilerini dün mağlup olduğu halde. Bugün de bakalım. Hakemle tek problem var mı? Yok. Yani Umarım yok, biraz öyle. sonra yok. Şimdi böyle bir ortamda rakip puan almıyor. Saygı duyuyorum. Siz puan veriyorsunuz. Bunun tamamen tek problem teknik teklif ve oyuncuların şeyidir. Hocam peki bu Kasımpaşa, tabii Kasımpaşa'nın da burada çok iyi bir geri dönüş yaptığını hatırlatalım. Tek taraflı okumak doğru değil ama o maçın getirdiği yani o maçın etkisine kadarı bir sormak istiyorum bu maçta. Bir de Şimdi üstüne bu maç Bakın, yaşandı. Şöyle. Bundan sonrası nasıl Şimdi olacak? Şimdi etkilenmemen mümkün değil. Ama Kasımpaşa takımı el yazı iyi bir takımdan bahsediyoruz. Ama yine de bu iki, üç üçün ders söyle çıkarılır. Bunu Batu cezası, benim cezam, Fenerbahçe bunu dedi, Galatasaray bunu dedi. Derken siz ihmal ettiniz kendinizi. Maç nasıl olsa He. rakip zayıf ya. Okan Buruk tamamen sağ dışı ile uğraşmaya başladı. Oyuncular da. Nasıl olsa biz yeneriz. O zaman da böylesine talihsiz... Ki hocam şu geride kalan iki yılda belki Galatasaray'ın en artı yanıydı. Sağ dışında bir sürü olay oluyordu. Galatasaray evet. takımı Florya'yı evet. bundan koruyordu. Evet. Şimdi ama bu dün akşam en son konuştukları konu sağ dışındaki durumlarda konuşuyorlardı. Basın toplantısının büyük bir kısmında onlar. Ama değil. siz tamamen takıma konsantre olsaydınız... Bakın şimdi 8 maçlık bir periyot oynuyorsunuz ve en kolay kazanabileceğiniz maçta puanlar kaybediyorsunuz ilk 8 adayları diğer takımlar altı yazacaklar bu maçlara. Tabii. Evet. Hocam Roman takımı 4-1 yendi ilk maçta bu takımı diyelim. Tabi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt ve Twente Fenerbahçe maçları başlamak üzere evet. bu maçlar biter bitmez de yine Rıdvan Hoca ile birlikte çerçevede bu maçların tüm detaylarını konuşacağız. Şimdilik sona, sona geliyoruz. Dediğimiz gibi maçlar biter bitmez yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. HTSpor ekranlarına hoş geldiniz. Avrupa Ligi gecesinde maalesef çok iyi bir gece geçirdik diyemeyiz Rıdvan Hocamla birlikteyiz. Siz neler söylersiniz hocam? 3'te 0 galibiyet, 4'te, 4'te 0 galibiyet. Başakşehir. Dün Başakşehir'i de sayalım. Fenerbahçe Twente deplasmanından bir puan eh işte diyebileceğimiz bir sonuç. Beşiktaş kendisi aslında 3-0 kaybetti Frankfurt'a. Maalesef Galatasaray'da o da bitmek üzere sanırım o da sona erdi. Evet o da o da sona erdi hocam. Evet. Galatasaray'da e, Galatasaray'da 2-0'dan maalesef güçsüz Letonya ekibine karşı evet. 2-2'ye yakaladı. Selimciğim şimdi e, dünyada ilk kez gördüğümüz bu uygulama. Avrupa Şam, Avrupa'da özellikle. Bu lig hiç oynanmış bir lig değil. İlk kez böyle bir format oldu. Dün de Jose Mourinho'nun da söylediği gibi nasıl bir yanıt alacağız bilmiyorum dedi. Yani gidişata göreceğiz dedi. Henüz daha ikinci hafta her kulübün örneğin Türkiye'deki ligimizin yarışı olduğu gibi Avrupa'da bir yarış olacak. Takımlarımızın da yarışı olacak. Tabii belli bir hedef var. İlk 8 öncelikle. Fenerbahçe için de şimdi Beşiktaş'tan başlayayım istersen. Olabilir hocam. Nasıl istersiniz? Yani Beşiktaş, Beşiktaş Fenerbahçe, Galatasaray. işte ikinci dakikadayız. onda Şöyle neler. söyleyeyim. Dönmeyeceğine göre konuşalım. Şöyle düşünün. Beşiktaş takımının 24 kişilik kadrosunu koyalım. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ni bir koyalım. Hı hı. Örneğin Jose Mourinho oyunun son bölümünde öndeki 3 oyuncunun yerine 3-1 oldu hocam. 1 bir oldu? 3-1 oldu. Başka e, oyuncular koyabilecek kadar lüksü var. Beşiktaş'a gelince zaten iki, iki ekranda maçı izlemek kolay olmuyor. Evet hocam. Her ikisini de e, baktığımız zaman ne zaman baksak Beşiktaş cümle yapıyor dönüp bir daha baktığımız zaman turuncular seviniyor. Bugün turuncu gidikler için aynı Frankfurt. Zaten maç öncesinde de aynı Frankfurt'un son Bundesliga 4 maçı kazanması önemliydi. İyi takım olduğu belli. Aslında Beşiktaş'ın da rotasyon yapacak durumda değil kadro yapısı olarak. İki, e, oyun değişikliklerinde sabırlı davranması lazım. Bu tarafa gelince biraz önce söylediğim gibi özellikle Fenerbahçe'nin öndeki oyuncuları çıkarma şansı fazlasıyla var. Onu da yaptı zaten çözüm Bir diğer tarafta bence sezonun sürprizlerinden birisi Galatasaray. Hem de 2-0 önden 2-2 bir sonuç aldı. Bunu kabul etmek lazım. Bence diğer kısımda skordan bağımsız söylüyorum. Aynı taraf Frankfurt'un Beşiktaş'ı burada yenmesi doğal. Hollanda'daki maçı beraberlikte doğal. Bence Avrupa bu bugün itibariyle takımların için en kötü sonucu maalesef Galatasaray aldı. Öncelikle Fenerbahçe'den başlayalım. Asıl <laughs> bittiği için. Hocam Masuha attı, 3-1 oldu. Son 2 dakika orada. Fenerbahçe'den başlayabiliriz. Evet. Şimdi Jose Mourinho hani diyoruz ya Jose Mourinho hücumcu antrenör, savunmacı antrenör, kompakt takım antrenörü mü? Şunu görüyoruz ki onun skorboardla ilişkisi. Skorboardda bakıyor. 1-1. Bir bir, ona göre değişikliği yapıyor. 0-10'a göre yapıyor. Önde mesela Antalya'da 0-0 giden oyunda kazanmak zorunda olduğu için hemen iki tane oyuncu değiştirirken değiştirmek üzereyken İlfan Can hazırlarken vazgeçiyor. Vazgeçti. Gol olunca Kostiç'i sol açığa koyuyor. Sol bek ikinci yarı soktu oyuncu. Osterbold'u sola kaydır, Bekayus üstü. Ne oluyor? Yarım sıfır olsun benim olsun başlıyor. Bugün de Hoca da maç boyunca zaten hesabını yaptı. 8 maç oynayacağım. 3 bunu içeride almam lazım. Hı hı. 20 deplasmanı 1 iyi. Manchester'da içeride oynayacağım. O 3 de olmaz olur. 1 olabilir. Bunun hesabını yapıyor o. Bu da oyuna yansıyor zaten. Hocam Bruno Fernandes kırmızı kart gördü. Fenerbahçe maçında yok. O Tabii, önemli. Değil, değil. önemli. Tabii ki bu, onlar 2-0'dan 3-2 2-0'dan 3-2 verdiler evet. maçı. Bitmek üzere oldu. E, ee, Jose Mourinho'nun bugün maçın özeti şu. Amrabat takviyeli Livakovic Fenerbahçe'ye puan aldı. Çok iyi bir gece çıkardı. Oyunda tuttu seni yani. Kopabilir, 2-0 olabilir, 3-0 olabilir ki özellikle... Beşiktaş maçı da hocam 3-1 maalesef kaybetti. Beşiktaş bitti o da. Manchester United maçı da 3-3 bitmiş hocam. Son dakikalarda atmış. Evet. Şimdi Galatasaray'ın e, da, şey Fenerbahçe'nin de antinörü şöyle bir antinör. Altın çizileştirilmiş. Geçen sene 99 puan aldı ya Fenerbahçe. Evet. Tamam bir takım fazla. Ama 66 puanla şampiyonlar razı. Bütün hesabı kitap bu. Ne kadar puan gerekiyorsa, nasıl bir oyun olması gerekiyorsa şampiyonluk için kendi doğrusu ama benim doğrum diye söylemiyorum. Hı hı. Ona göre oynuyor. Bugün de kafasındaki planlamada böyle bir şey vardı. Tabii ki Livak, bence Fenerbahçe beklediğimden daha vasat oynadı. Ve bence de Twente'de, mesela bizim taraftarlara da örnek olsun, ev sahibi taraftar böyle olur. Twente'li oyuncular önde baskı yaparken top tacağı gene kadar ha hu eskiden öyle tribünler biliyorsun Türkiye'de. Hocam bir de Hollanda'da beklemezsin çok böyle ateşli tribün vesaire. Evet, bayağı ateşli tribünlerdi. Zaten bir tek ateşli tribünü kalecin çok iyi oynayacak. Uzun süre oyunu bir sıfır götürmek zorundasın. İkincisi de e, golü bulup rakibin de golü atan oyuncusunu çıkarınca biraz daha top önde kalma durumunu kaybetti Twente. oyuncuda oyuncu da kapısı yapıp çıkarken e, ee, golü bulduk. Zaten gol öncesi ve gol sonrası Twente'de Fenerbahçe çok farklı bir görünme gündü. Evet. Fenerbahçe hata yaparsa Twente pozisyona giren bir takım görüntüsü verdi. Bir iki tane Mert Mert'in arkasından. Ama Fenerbahçe daha derli toplu bir görüntü verdi. Kafasındaki ideal üçlü olan Ceko Santrbor sağda Tadic, solda Maksim'ini oyunun son bölümünde soktu. Böyle bir lüks de var hocam. Dolayısıyla Liverpool'un takviyeli derken niye Amrabat batıyorum? Sadece savunmadan toplanması, savunma değil. Gerçekten de Müjdat'ın da spiker Müjdat kardeşim de söylediği gibi asist çok yazar asisti. Milli Penko ortası yaparsın asist yazar. İşte bu tam hakikaten büyük oyuncu orta saha pası bu. Tabii Tabidiç doğru gördü. Hani aldat değil. Mükemmel pas ama aldatlık Bosulca'yı açığı kapatmış. Tabidiç gibi ustada hemen tıklayıp golü bırakmış ve önemli o maç aslında o anda bitti aslında maç. Yani bir bir yakalayınca rakib, anda bitti diyorsun. rakibin de direnci gitti. Rakibin direnci için uzun süre gole kadar Fenerbahçe'nin attığı gole kadar Livakovic direndi. Evet. Direndi ve karşılığını aldı. O da Amrabat takvili Tadiç'in için pas, e, golüyle. Ee, İlk golde hatalı bulur musunuz Livakovic'i hocam? Ya şimdi Santa <laughs> <Zandavod, gülüyor> Hayır şöyle orada yapacağı bir şey yok. Bir kere iyi vuracak diye atladı kötü vurdu. Evet. Bazen kötü vuruşlar koruldu. İşte oyuncu yere falan vurdurmak istedi. Direkt vurdurmak istedi. Hocam ama bugün aldı. 8 kurtarış. Ben bu maçtan bağımsız söylüyorum. Antalya maçında fazla pozisyonu olmasa da <laughs> iki Avrupa maçında 4 puanın yarısını ben Ligakoviç'e yazarım. İkisini. Çok iyi girdi sezon. Hem içerideki maçta muazzam oynadı. Hem buradaki maçta özellikle de çok duygusal mimiklerinden anlıyoruz ama o Galatasaray Fenerbahçe maçından sonraki Fenerbahçe'nin bu kadar psikolojik ortamda oyun beklemediğimiz bir ortam. Ben beklemiyordum. Mourinho'da olduğu için özellikle hı hı. sonuç odaklı çıkacaklarını düşünüyordum. O ortamda Livakovic başta olmak üzere takımın ayakta kalması Fenerbahçe'nin geleceği için çok ama çok değerli. Ve özellikle bir puan olduğu için de ben bir de şöyle görüyorum. Galatasaray'ın da çok iyi kadrosu var. Beşiktaş'ın iyi 13'ü var. iyi 13'ü. Ama Avrupa maçlarına ölçü alacak olursa. İki stüdyo Galatasaray'ın daha iyi olmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha önlerde bitirme ihtimalini görüyorum ben. Bakın, Avrupa Ligi'nde. Çünkü uygu, daha uygun oyun formatı, daha kompakt oynayan bir takım. Galatasaray öyle değil. <laughs> Galatasaray bir bakıma Yero, Yemero gibi oynuyor. Ligdeki X maçta Avrupa'daki Y maçı ayırt etmeden oynuyor. Young Boys örneği gibi ama bugünkü çok ayrı. Biraz sonra konuşuruz ki daha önce konuşmuştuk. Çok çok büyük bir hayal kırıklığıydı Galatasaray'ın evet. rakibine iki gol yemesi ve puan kaybetmesi. Jose Mourinho bunu istedi. Bu kadar istedi. Bak tabii ki kazanmak isteyecektir. Tabii. Ama asıl olan mutlaka 2 konuşurken bir sonradan bir puanla dönersek rakibi de 2 puanla tutarız. 20. Ki Manchester United deplasmanından bir puan aldılar. Evet, o anlamda söyledim. E, Manchester'da iki de kaldı ben 4 yapacağım dedi. Şimdi inanın Manchester United'da gün bir saldıran fener beklemeyelim. Yine böyle kontrollü oyun bekleyecektir. Haksız değildir. Fakat bizim tanıdığımız artık Jose eskiden beri de çok farklı bir Jose Mourinho görmüyoruz. Kendisinin söylediği gibi ben sihirbaz değilim, tecrübeliyim demesini burada görebiliyoruz. Tabii ki bireysel performanslar önemlidir böyle maçlarda. Özellikle kalecinin tutanın iyi olacak, atanın iyi olduğu zaman tabii ki oyunda tutmasının yegane sebeplerinden biri bu zaten. Yani, yani Antalya, maçında olduğu gibi iki tane tıklayabilir. Tabii ki İrfan Can da değerli. Bunu da denedi. Sola Tadic'i koyup sadece İrfan Can'la başladı. Dolayısıyla Fenerbahçe e, Hollanda'dan istediğini, Hani tabii ki kazanmasını umardık ama isterdik. Çok önemli bir sonuç aldı ilk 8 için. Hocam Fenerbahçe'den biraz daha devam edelim. Sonra Beşiktaş'a geçeceğiz. Karışık gideriz ama. Oyuncuların yine sağ içindeki vücut dilleri, yani çok basit hatalar görüyoruz. Hani böyle oyuncu kalitesiyle alakalı değil. Oyun düzeniyle alakalı istediği organizasyonu sağlayamamalarla ilgili çok basit pas tercihleri görüyoruz. Çok basit çıkarken yaptırılan hastalar. Oradan sahalar... gidelim istersen. İyi e hazırladılarsa. bir takımdan. Takımı koyabiliyorsa arkadaşlar hazırladılar mı? Ha, tabii ilk 11 evet. e, maç Oradan kadrosunu gidersen. verelim. Tabii. <laughs> e, hocan ne istiyor senin öncelikle? <laughs> senin patronun ne istiyor? <laughs> Aslında senin patronun bundan çok farklı bir şey istemiyor. Önce tut. Sonra benim kaliteli oyuncularım var. Atarız dur. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda. Şimdi geriye dönüp baktığım zaman acaba Galatasaray maçında böyle mi düşünmeliydi diyorum. Hı hı. Katılmasam da yani. Ee, daha pragmatist Daha istediğini. böyle sert maçlarda hı hı. göreceğiz ki bunu. Kaldı ki bu arada geçen sezonun en iyi oyuncusu Fenerbahçe'de Fred henüz daha kalitesinin çok ama çok altında. Onunla Pasadans. ilgili bir sorun var size hocam. Ee, tamam. Şimdi mi sorayım sonra? Şimdi Fred, Fred kötü oynadığında mı Fenerbahçe o kötü görüntüyü veriyor? Yoksa Fenerbahçe'nin bu görüntüsünde Fred istediği oyunu yani Fenerbahçe mi Fred'i Oynadığın görüntüsü? oyun şablon ve teknik direktörün. Bakın çok hareketli bir maç izletebilir bir antrenör. Hı hı. Örneğin 3-5-2 oynar. Hızlı oynamaya çalışır. Fakat Jose Mourinho'dan bunu beklemeyelim biz. Benim için büyük sürpriz oldu Göztepe maçının çift santifor başlaması. Evet. Elinde iki tane değerli santif olmasına rağmen bir kere oynattı çift santifor. Bir de gerideyken oyuna soktu. Evet. Ama hocanın oyuncu tercihleri bu anlamda bu. Şimdi öne baktığımız zaman 5 üzerinden 2 oynayan, iki oynayan, ilk yarı için iki oynayan, iki oynayan, hı hı. bir oynayan oyuncuyla oyunda kaldım. Evet. Bayağı kötü oynayan oyuncularla. Amrabat'ı çıkıyorum burada savunma oyuncuları da sert, sıkı oyuncular zaten istediği oyuncular da bu arada dinlendiremediği özellikle Mert var. Şimdi o say oynamış olsa birkaç maç dinlendirsin Avrupa şampiyonluğundan çok yoğun geçen maç trafiğinden sonra geldi ve çok sert maçlar oynadı. Ama özellikle Mert'le ilgili şunu söyleyeyim. Jose Mourinho gibi bir hocanın her hocanın yapması gereken içeride kademe anlayışları hala geliştirebilmiş değil ya çok bekanın yanına giriyor, buradaki oyuncu çok rahat alabiliyor. Bugün hocam bayağı et şey gözüküyor. Bu çok oluyor. Evet. Ya da çok fazla çizgiye gelmiş oluyor ama genelde de üçüncü stoper gibi. Belki hocası istiyor bilemiyorum. Tabii ki Oster, şimdi de şu da önemli. Zaten iki bekinin Oster Vodya dahi hücumcu bek falan değiller. Yani verdi, aldı, gitti, sıfıra girdi, kesti. Buraya kadar gelse de verimli asist 4 tane yapmaz. Fenerbahçe gibi hücum yapan takımda. Osterman'ın 4 tane asist falan yapmaz. Hızlı diye biraz hücum beki gibi göz sanılıyor hocam. Öyle diyelim. Hızlı ama var ama tam tersi bence Jose Mourinho Osterman aman hücuma çıkma sen işini yap diyor diye düşünüyorum. Şimdilik Mert Müldür ile ilgili de böyle Hı -hı. düşündüğüm. E, buradaki oyuncular hamleli ama elindeki mevcut stoperde. Stoperde oynayabildiği için Osterman'de Cicu ve Beka birinci oyuncusunun çağlar olduğunu görüyoruz. O da sakat olduğu için oynatmadı. Ama oyunun sonunda oyuncu değişikliklere baktığımız zaman birbiri, biri bak bir bire gelmek için değil bir bire gelmek için forvetleri değiştirdi. Evet. Ama bir sonra da artık önde daha zinde kalayım. Mert Hakan, İsmail gibi oyuncular Ceko gibi daha dirdi. maksimum topla götürür, rahatlatır gibi oyuncular. Özellikle son değişiklik İsmail'le Mert Hakan uçağa binelim, dönelim. Herkes tatiline gitsin, bir dinlensin değişikliğiydi. İstediği de buydu. Ben bunu istedim, bunu aldım dedi. Bunun için Liverpool Livakovic kötü oynayabilirdi ama ne aldım? antrenör hesabına? 8 maça göre, tıpkı 36 maçlık lig maratonuna göre Mourinho böyle bir teknik adam. O yüzden Olan gibi bir siz... oyun beklemeyelim. Hı hı. Ama hesap kitap yaparken de bir anda Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde iddialını görebiliriz. Şampiyonlar Ligi... E, e, lig şampiyonluğunda da zirve yarışından kopacağını düşünmüyorum açıkçası. Hocam enteresan çünkü 3 maçlara baktığımızda onu hemen bir alacağım. Sıradaki 3 maçları e, okuyacağım. Fenerbahçe içeride Manchester United, AZ Akmar deplasman, Slavia Prag deplasman. Manchester evet. United'tan sonra iki zorlu deplasman. Beşiktaş, Lyon deplasman, Malmö içeride, Maccabi Tel Aviv içeride. Galatasaray, Elfsborg içeride, Tottenham içeride, AZ Akmar dışarıda. Ben Fenerbahçe'nin barajı düşürüp ilk 8'de kalacağını düşünüyorum açıkçası. Galatasaray'da girer mi ilk 8 e hocam? Galatasaray bence girer. Tabii ki bugün özellikle biraz önce dinledim maç sonu konuşmaları konuştu olmak için söylemediyse Okan Hoca'ya. Çünkü o, eğer Okan Hoca bugün o semen yoktu diyorsa o zaman ilk 8'e giremez. Hmm. O, bu Galatasaray takımı ilk 8'e girebilecek bir takım. Anladım. Potansiyel hocam. olarak. Hayır, evet, anladım. Hocam Fenerbahçe ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Bugün İrfan Can'la başladı. İrfan Can oynatılsın üzerinden çok baskı var. Maça yine Tadit sağda, İrfan Can solda gibi başladı ama sonrasında yerlerine de geçtiler. İrfan sağa, Tadit sola da geçti. Ya bu şekilde form tutabilir mi hocam? Yine ilk çıkan oyuncu oldu. Öyle veya böyle. Dakika 62'de İrfan Can Kahveci İrfan çıkıyor. Can Kahveci yeterli süre almadığı için ilk geldiği dönemlerdeki pozisyonda şimdi. Fenerbahçe ilk geldi. Evet. Ama e, Hoca da terk etmiş değil. Bir de bugün sonucu aldı, alırken hı hı. hocanın düşündüğü yerde attı golü Tadiç. İki golü de. Hem Antalya'da evet. hem burada. Aslında oyuncuyu kaybetmemek adına da geçen sene iyi fener başladı. Solunda Tadiç oynuyordu. Sağında İrfancan oynuyordu. Ki bugün de öyle başladı. Ama bu demek değildir ki İrfan Can bak gördünüz oynattım iyi oynamadı dememeli. Süresi biraz daha arttırılmalı. Birlikte oynayabilirler. Zaman zaman da oynayabilirler. En önemli şey de 50 tane daha maç oynayacaklar. Evet. O yüzden de bu oyuncuların geniş kadroda bakın Fenerbahçe'nin kadrosu nasıl konuşuruz? Başlayan 11'in öndeki 3 oyuncusu yoktu oyunun ikinci yarısında. Evet. Bu lükse bakar mısın? Şu 11'e bak. 20 milyon euro bon servis. Evet. İrfan Can 10 milyon euro bon servisi. Maksimi'nin 8 milyon falan civarı. Kiralandı ama gibi. o civarlar. Ama e, bu kadar bir lüks için ama aslında ilk 11'de birinci ölçüsü Ceko gözüküyor. Birinci evet. ölçüsü da Tadiş gözüküyor hocanın. Evet. O yüzden bu lüks takımında rotasyonu doğru kullanması lazım. Ama Avrupa'da rotasyon yapayım diye çok böyle enkaz yani 16. 17. oyuncuları oynatmak tabii ki Jose Mourinho gözünü bir süper lige dikti. Ama şampiyonlar liginde ön elemede Lille maçından sonra bir demeci önemlidir. Gerçekçi olalım diyor. Bence en güzel röportaj oydu. Şampiyonlar Ligi kazanmaktan burası daha iyidir dedi. Yetmedi. Dünkü basın toplantısında da bu formatın tek iyi tarafı Şampiyonlar Ligi'nden gelen yok dedi. Yani aslında gözde dikmiyor değil. Gidebildiğim Neden kadar olmasın? gideyim. Neden olmasın var ama bir taraftan da kafasında da artık 8-7 lig maçı oynamış, 3-4 tane Avrupa maçı oynamışın. Hı hı. Gözüken tablo şu. Tadiç, Maxim'in işareti bence. Önde Orada bir de kostis seçeneği var çünkü Bir kere Eee Jozes Shimanski oynayacak. Onu gördük. İş Hocam ben yapıyordum. de tam hazır bireysel performanslardan gidiyorken bir de Shimanski'yi soracaktım. Bugün de 90 dakika sahada kaldı. Yani e, pas bağlantıları vesaire tercihleri yine tartışılır ama hala koşuyordu maçın sonunda. Şöyle söyleyeyim tabii. Galiba hala 3 Shimanski olsa üçünde oynatır. Teknik direktörlerin özellikleri vardır. Oyunculardan bazılarını çok tutarlar. Bazılarını da gerçekten fazla tutmazlar. Simanski de niyet çok tutuyor diye söylemiyorum. Zaten 4-2-3-1 C hoca olduğu için şu anda da mevcut kadroda. Bir tadıca baktı hı hı. ki Sırbistan milli takımında da oynattılar. Olmadı. İrfan Can'ı henüz orada kullanmadı. Şu anda top rakipteyken de orta sahaya gelebilecek. Burada Silva ve Mertens'e göre daha fazla geldiği için hı hı. aslında yetenekli bir oyuncu önemli işleri buralarda yapacağını o da biliyor. Fakat oyun taktiği de fikir sürde Simanski'yi biraz kaleden uzaklaşıyoruz. Burada görüyoruz, burada görüyoruz, şurada evet, her yerde görüyoruz. O yüzden görüyoruz. 4 -3 -3 oynasa oynasa, <laughs> daha başka bir 8 daha bulmuş olsa Simanski oynatmayacaktır. Ama bu Simanski olduğu için ve kendisi de bu oyuna inandığı için de şu anda da ben de orada olmuş olsam Simanski oynatırım. Biraz Hocam isterseniz buradayken rakamları da bir görelim. Maçın tamam. rakamlarını da bir görelim. istatistikleri de sevgili yönetmenim ekrana getirsin. Hocam tam anlamıyla kafa kafaya bir maç desek yanlış olmaz. Pozisyon tabii ki istatistikler evet. her şeyi anlatmaz ama tabii gol beklentisi biraz daha yüksek. Siz bu istatistiği aşırı şey evet. yapmıyorsunuz evet. galiba hocam? Ya gol ama Şu Şurada biraz moral bozucu sanki. 30 kere Twente rakip ceza sahasına topla uçmuş. Fenerbahçe sadece 11 kez girebilmiş ceza sahasına. Peki Fenerbahçe'nin Antalya içeride oynadığı Avrupa maçı ve bugün oynadığı maçta tatmin olduk mu? Hayır. Ama hedefine ulaştı mı? İkisinde de. Çünkü. Hadi bir buçuk. Özellikle bu milli maç arasına kadar düşünebiliyor musun? Çok önemli bir rakibine. 3 bir mağlup oluyorsun. Jose Mourinho'sun ve oyuncu grubusun. Bunlar evlerine gidiyorlar. Taraftar üzülüyor. <laughs> Onlar üzülmüyor mu? Ondan sonraki periyotta bir bakıyorsun önüne. Ya diyorsun ki perşembe içeride oynayacağım taraftarın önünde. Antalya'ya gideceğim. Penal takım değil. Bir de yetmedi üstünde de Hollanda'ya gideceğim diyorsun. <laughs> Şimdi o gün desen ki, bu skorları ver, ne uçağa binerler, ne maça giderler. Ben Bütün taraftarlar da kabul eder hocam. Eder. Bunu becerdi mi? Becerdi. Sonuç olacak mı teknik direktörü mü? Evet. evet. Hatta şeye gelelim, bu Jose Mourinho etkisini görmeyi görmedik sorusuna Eylül'de kupa kazandı. Bence Jose Mourinho etkisini direkt gördüm ben. <laughs> yani Jose Mourinho buydu zaten tam olarak onu yapıyor değil mi Bence hocam? Bence Jose Mourinho neyse bugüne kadar gördüğümüz Jose Mourinho çok yetenekli Ronaldo'yla çok yetenekli Benzema'yla atıyorum Mesut'un en iyi döneminde arkada da Ramos'lar falan orta sahada Luka Modric'ler çok iyi oyuncular vardı ama bunlar ben de yaparım demek değil. Bunları yönetmek önemli. Evet. Bunları da yönetiyordu. O yüzden de başarılı oluyordu. Şimdi bu takımı da yönetmek çok kolay bir şey değil. Değil hocam. Ama yönetiyor. Kendi içinde bir sürü... Biraz önce İrfan bütün strateji yıkılıyor. ama adam yine devam ediyor işine. Yarın bir gün belki de beklediğimizden daha fazla süre verecektir. Uzun bir maraton. Bu maratonda da Jose Mourinho'dan ben coşkulu tekrar oynayan bir Fenerbahçe sakın beklemesin kimse. Zayıf maçlarda içeride yapabilir. Bakın onun değişiklikleri de anlarsınız zaten. 0-0 Antalya maçı bir santifor bir de İrfan Canı sokayım derken golü görür görmez Hemen bir stoper işte. daha sokup sol beki sola çıra çekebiliyor. Bugün de olduğu gibi aman dedi İsmail ile şey Mert Hakan 3 tabi isterim ama bir cebimde olsun istiyor. Hı hı. Ama böyle başarı olmuş. 2 puan sisteminde olmuş değil bak. 3 puan sisteminde olmuş. Aslında 2 puan sistem olsa sabah akşam şampiyon olur. Her gittiği yerde olur. Hocam şunu da sormak istiyorum Fenerbahçe'yi konuşurken. Acaba bu oyun hani diyorsunuz ya istediğini alıyor, istediğini alıyor. Oyunda bir ilerleme görecek miyiz? Yoksa hep böyle istediğini alan takım, hüviyeti... Bence yani... göreceğiz. He. Görmeliyiz. Bu milli aradan sonra mı görüyoruz? Ya bu sadece milli arayla olarak değerlendirmemek lazım. Kolay değil. E, hocanın istediklerini oyuncu ne kadar tecrübeli olursa olsun almayabilir. Buna bir zamanı ihtiyaç var. <laughs> Rakibi Galatasaray. Aynı teknik adamla devam ediyor. Ne istediğini bilen bir teknik adamla beni e, oyuncudan ne isteyebileceğini bilse de ki bu sene farklı Young Boys maçı Fenerbahçe maçının dışında bakın Fenerbahçe maçı dışında Galatasaray'ın kadro yapısının çok altında oyun performans gösteriyor. Biraz Rize maçının temposu yüksekti. Biraz da Gaziantep maçının ilk yarısı. Ama Fenerbahçe'de de yani e, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Evet. Ben farklı oynatırım. Başkan antrenör farklı oynatır. Özlem duyduğu dönem Brezilyalı Pereira geldi. Al gülüm ver gülüm derken öyle çok mevzu oldu. Şampiyon oldu. Bu yüzden Jose, yarın bir gün riske girecek mi? Ümitlendim yer skora göre ofansif oynayabiliyor veya oynatmak istiyor. Yine ümitlendim yer sürpriz yapıp Göztepe maçında çift santif oynatması. Ben bu yüzden önümüzdeki maçlarda illa milli maç arası çok klasik olduğunu Şimdi, belli bir dönem sonra bir kere bu kadar pozisyon vereceğini düşünmüyorum. Hocam ben şunu duydum. Fenerbahçe çok savunma antrenmanı yapıyormuş. Yani savunma antrenmanı çok artık ayrılmıyor antrenmanlar. Hucum, savunma vesaire ama savunma ağırlıklı çalışmalar gerçekten önemli yer kaplıyormuş. Bayağı ağırlıklıymış. Buna rağmen bu kadar pozisyonu nasıl veriyor Fenerbahçe? Rakibi 20 kere ceza sahasına nasıl sokturuyor? Teşhir tedavi. Doktora gidersin. Doktora ne yapar? Teşhir yapar. Yetmez. Tedavi uygular. Şimdi Jose Mourinho Fenerbahçe'yi senin benim kadar teşhis koydu. Gelmeden önce de şu anda da çalışıyor dersin, sürekli çalışıyor. Tedavi yaparken de farklı metotlar uygulamıyor. Yani ben size göre değil, siz bana hmm. olacaksınız. Aslında antrenörün doğrusu kadroya göre oyun yapısıdır. Şimdi dizilişe baktığımız zaman, geçtiğimiz yıllarki programa aklıma geliyor. Aynı düzen, hiç farkı yok İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca'nın farkı önde baskıyı daha çok istiyordu fizik kaliteli üst düzeydi. Sürdürülebilir miydi? Zaman zaman düştüler oluyordu. Evet. Jose Mourinho öyle değil. Jose Mourinho daha temkinli, top bir oyun istiyor. Teşhis koyarken tedaviye iki yönden baktı. Bir, hızlı oynayamıyoruz dedi. Oyunda hızlanma yok, oyuncu etmeye çalıştı. Hmm. Maksimini alıp, o da şu anda verim alamazsa. Bir diğer de senin söylediğin gibi, senin çünkü Fenerbahçe'nin sen bayağı içini biliyorsun. Antrenmanlarda savunma, Savunmayı derken Bekay'ı nasıl hamle yapacaksın diye, değil. Benim biraz önce Mert'in söylediğim gibi değil. Hı hı. takım savunmasını. Takım savunmasını İsmail Kartal önde baskı yaparak yapıyordu. Şey, Josemar'ı daha garanti ikinci bölge ortasında kalabalıklaşarak yapmaya çalışıyor. Derim alıyor mu? Alabiliyor. Dik için yeter Bakın Fenerbahçe belki geçen seninki bu kadar belki de almayacak o kadar ama e, hedefine ulaşabilir mi? ulaşma ihtimali fazlasıyla var. Özellikle de böyle Avrupa maçlarına bakın göreceğiz. Uyuta uyuta bir puan, 3 puan alıp gelecek Avrupa'da. uyuyacak herkes maçta. Aa, yine mi kötü oynuyoruz yapma ya. İşte kötü oynuyoruz. Bir başladık maça perşembe günü. Allah dedik bu maç zor biter. Psikolojik şartlar eyvallah. 2-1 kazandı. Evet. Bugün maça bak inşallah ikinci yemeyiz ya. Yoksa darman oluruz dedik. Bir bir yakaladı öyle sonuçta. Bir, öyle bir havada oldu maçın içinde. Bile. Bunu kaldırmak da bir risk bir kumardır. Antrenör açısından. Yani bir sıfırı tutmak için uzun süre değişiklik yapmamak da önemlidir. Kalecisine güvenir, kötü oynayabilir. E kötü oynadı bir maçta mesela. Kötü derken gol kurtaramadı, top kurtaramadı. Üç tane yedini ve mağlup oldu. Çeviremedim o Evet. Bunlar olacaktır. Kalenin zaman. yanından çıktı yani. Ama bayağı pozisyon bu. Yapısı bu. bu. Mesela Kristof'tan, Toprağı olsun veya Ersun Yanal tarzı teknik adamlar da daha farklı oynarlar. Şimdi Mourinho'nun oynattığı futbolu Aykut Kocaman oynatıyordu. Evet. Ya bunu için antrenör diyorlardı. <laughs> evet. Öyle mi? Öyle. Şimdi Amrabat'ta... Bayağı dayak yedi o çoğu Şimdi yani. Amrabat, İsmail ikilisini zaman zaman göreceğiz. Ne dedim hatırlar mısın? Avrupa'da ihtiyacın olduğu zaman dönebilirsin. Bir bir kendi döndü ikisine. Evet. Amrabat'ın yanına İsmail'i koydu. Fırıdı çıkardı. Yapması gereken Fenerbahçe'nin bence, o sayenin ne olduğunu bilmiyorum. Bana göre çok çabuk ve atlet yeterli bir oyuncu. Kesin ve kesin Fenerbahçe'de iki tane bek alması lazım. Kovac'ı yeterli olmazsa. Bir kere e, Mert Müldür artık Görüyorum, görüyorum da biraz pozisyonda bilgi de problem var. Yoksa profesyonellik anlayışı, devamlılığı ama... Hocam ben yani Mert Müldür hakkında hala karar veremedim. Et mi, balık mı diye Aynen öyle. Yani evet. şimdi tam diyorum ki yok bu çocuk bu seviyenin topçusu değil. Fiziğiyle, oyun bilgisiyle, bindirmesiyle, defansif yeteneğiyle çıkıyor milli takımda müthiş bir turnuva geçiriyor. Tam Fenerbahçe'de gözlem düştü artık yerine yedek olsa bile yerine biri bakılır diyorum. Çıkıyor bir maç oynuyor, bir gol katkısı yapıyor, siz katkısı yapıyor. Son olarak da Fenerbahçe'de bireysel performanslarda Mert Müdür'ü sormuş olayım size. E, farklı şey düşünmüyorum. Bu maçı çok zor bu olur gazetelerde anlatırım bazen. Zor çözersin. O da mesela o günkü performans ama şu vardır. Mert Müdür'ünden şunu beklemesin. Örneğin Fred'in zaman zaman böyle bir dağınıklığı vardır. Dalgınlığı da olur böyle. Evet. Bunu beklemezsin hep oyun içindedir. Antrenörler de bu oyuncuları sever. O yüzden e, oyun içerisinde bir takım zik yapabilir. Ama hiçbir zamanda ki çalışarak bunu giderebilirsiniz ama ikiye birlerle sıfır topun dibini bilerek ikinci bir kez falan beklemeyelim. Anladım. E, maksimum bu değil tabii ki. Daha iyi oynayacağı maçlar olacaktır. Anladım hocam. Fenerbahçe'den yavaş yavaş böyle Beşiktaş'a da geçeceğiz. Geçeriz. Sonra Galatasaray'a konuşacağız. Geçerken maçın başında dediniz ki iki maç başlarken ikisi de aynı dizil dediniz takımların 4 evet, 2, 3, evet. Aslında üçü de aynı. Aslında evet Galatasaray biraz da evet. öyle. Yani orada dikkatinizi çeken bir şey var mıydı bu var. konuda? Şöyle 4-2-3-1'i üçü de oynuyor. Ama biraz önce çok aslında çok güzel bir soru sordun. Yan yana koysunlar veya izleyenler düşünsünler. Mertens, Silva, Simanski. Hangisi şu üç oyuncudan daha fazla mesafe kat etmiş? Simanski hmm. çıkar. Muhtemelen hocam. Anladım. Mesela e, ee, Silva çift santifor gibi oynuyor. Mertens de öyle. Evet. Siz Silva'yı ve Mertens'i kendi ceza sahasının çevresinde gördün mü hiç? Çok. Çok az. nadir. Yani Şimanski'ye göre çok azdır hocam. Bayağı azdır yani. Jose Mourinho da onu tercih ediyor. Bak emin ol orada Mertens olsa ben başta oynatmaz Jose Mourinho'nu. Bak oynatmaz nasıl tersini düşünelim Şimanski Galatasaray'ın olsa o Mertens'i oynatır. Oynatır. Yani antrenörlerin de Bakışları böyle. Hocam İsmail Kartal da on numarada Şimanski'yi kullanıyordu. Ben de şu anda mevcut kadroda onu yatırım. Mesela bazen tadı istiyoruz. Olmuyor. Bazen diyoruz ki İrfan Can çok denemesek de Şimanski onlara göre daha iyi bir on numara. Yani İrfan'la elindeki mevcut kadroya göre. Eline eğer iyi talistika yoksa şu andaki mevcut kadro için örneğin Silva'yla ile yarım 4 2 oynamaya razı olurum. Çok başka bir yetenekten bahsediyoruz Silva için. Ona o gösteriyorlar Beşiktaş'ta da. Evet. Fakat o kadar yaratıcı oyuncu olmasına rağmen ligimizde de öyle biliyorsun çok sert geçtiği için de kolay değil. Oyuncular da son hamlelerde çok sertlik yapıyor evet. Silva'ya karşı. Rafa Silva'nın o konusu bayağı tartışılmıştı. Önemli birçok oyuncu da kart çıkardı. Sarı kart, kırmızı kart da çıkardı. Beşiktaş'a geçmişken Beşiktaş ne yazık ki 3-1 kaybetti. İlk maçta Ayaks'a 4-0 kaybetmişti Siyah Beyazlar. İyi bir başlangıç olmadı. 22'de Epimbe attı. Ee, özür dilerim 19'da Marmuş penaltıdan öne geçirdi. 22'de Pimbe skoru 2-0'a getirdi. 27'de Immobile penaltı kaçırdı. Evet. Yani atsaydı olsaydı üzerinden çok konuşulmaz ama, ama, önemliydi tabii ki. Yani sanki bir geri dönüşte oradan gelebilirdi hocam. O, o dakika o golü bulsak. Şimdi istatistikler ne kadar yalancıdır gösterelim o zaman. Bak bakmadım ben bakmadım. daha görmedim. Hiç, hiç, hiç fikriniz yok. Bak şimdi ee, daha Hazır mı Beşiktaş'ın istatistikleri? Kadar. Kaç kere de... sahası girmişler kaç yazıyor bakalım. İşte. Biraz, birazdan geliyor Gelmek tamam. üzere. Şimdi skordan bağımsız istatistiği koy. 3-1 5'ler kazanmış. Bakalım ben görmedim. Rakip ceza Hocam topu... toplu oynama 65'e 35. Kaç kere cezasını girmiş? 39 kere girmiş 15 kez. Hemen çöp çöp. çöp. At at at. Hemen at. at. Kaldır. <laughs> kaldır. hemen kaldır kaldır. Ee, ne kaldır yapayım? 1-3 maç. Şimdi Antrenörler e, hemen ne yapıyor? Bakın istatistiklerde ne Ya adamlar 6-7 tane de karşı karşıya kaldılar. Az geldi de evet. Anlatır. Fakat buradan çıkarılacak var. önemli artı yönden bakmak gerekiyor buna. Eksi ne? Benim iki stoperlerim de evet fena oyuncular değil ama geniş alanda iyi değiliz. Çünkü Beşiktaş takımı Türkiye Ligi'nde geniş alanda yakalansa da problem yara, e, yaratmayabilir. Öz, e, hani pazlayalım hı hı problem yaşamayabilir. Ama Eintracht Frankfurt 4'te 4 yapıp gelmiş Bundesliga'da bir takım olduğu zaman ikinci bölge isabetli çıkarlar. Bir denerler olmaz. ikinci de atarlar. Bir daha denerler olmaz. Bir daha atarlar. İki tane de atarlar sayılmaz. Ve üç birlik bir skorla denerler. Tekrar alalım ceza sahasına girişi. Evet. Bu eksisi. Ama artısına gelince bu çöp atmayacağım 39 ne biliyor musun? Ne hocam? İzlediğim Beşiktaş'ın diyorum ki Türkiye Türkiye'deki için Hı. Yeterli ve sonuç alıcı bir istatistik bu. Kayseri'de aldı mesela. Ben daha da farklı Zor Ama <laughs> bu oyunu bu kadar yıkabiliyorsan rakibe, rakibin aynı tarafı Frankfurt'ta. Bardağ'ın biraz da bu dolu tarafına bakalım. <laughs> bir dezavantajı da biraz önce söylediğim gibi ideal 11 bu hocanın hemen hemen. Ama bunların işte Fenerbahçe'deki son 3 değişikliği yapma şansı yok elindeki mevcut kadroda. Ki hocam e, yapamadı yani. E, 64'te Svensson çıktı, Onur girdi. Raşissa çıktı, Semih girdi. Ondan sonra. Sonra Şimdi, da hamleler oldu bakın, ama yani bunlar güçlendirici hamleler değil çok. İstatistiklere çöpe at derken bir daha dönelim lütfen rica edeceğim. İstatistiklere bir daha dönelim. Şimdi onu lütfen yanlış anlamayın. Tabii ki değerlidir. Ee, sonuçun üzerinden gidiyorum. Hı hı. Beş yaşlılar şu cebine koysunlar bunu. Hı hı. bunu cebine koysunlar. Bunu cebine koysunlar. Hı hı. Hocam gol aynı neredeyse. Türkiye Digi'nin Türkiye Digi'nin gerçeği burada yatıyor. Bu üç Evet. Şu, bunda yatıyor. O yüzden de Avrupa'da yoluna devam eder etmez bilmiyorum kaçıncı olacağını. Ama yeni bir takım, yeni bir hoca için lütfen Beşiktaşlılar ki bugün baktığım taraflarını tebrik ediyorum. Yani takımın hep yanındaydı. Stat tamamen doluydu. Stat tamamen biz de yaktılar. 2,5 saatte zor geldi. <laughs> geç gelelim de siz maça gidin. Önemli değil. Ama e, böyle bakmak. Avrupa'nın herhangi bir yerinde birisine sorsan yüzde %60'ı %40 derdi. Beraberlik düşünmezsen. Aynı Frankfurt daha önde diye söylerler. Hocam maç öncesi düşüncem şuydu. Herkese de dinlendim. Ben Beşiktaş'ın kazanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ama bu Beşiktaş'la alakalı bir durum ben değil. Ben ihtimalini görüyordum. Şöyle Eintracht Frankfurt Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Beşiktaş'ı da şu anda yener. Yener ya yener diye bir şey yok. Burada İstanbul'da Tabii. Üçünde de kol, Bak daha iyi takım, daha hazır bir takım, daha organize takım başka bir şey. Fizik bir Çünkü de Çünkü karşısındaki Beşiktaş daha yeni emekleyen bir takım. Emeklisine, emeklisine rağmen biraz fazla orası da gizli izler, izler, Türkiye'de şu anda. Öyle. Konuşuyoruz. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe uçuyor. Gazze'ye, Gazze'ye uçuyor. Beşiktaş onun için vasat oynarken de geçen senelerde hep kaybediyorlardı. Şimdi vasat oynarken de kazanması da ve bu istatistiklerde Beşiktaş'ın olarak cebine koyması lazım. Asla <laughs> vazgeçmemesi lazım. Eksilere baktığımızda hocam. Söylediğim gibi. Birinci, kolay gol birinci problemi. Yani 22 dakikada 2 oldu. Şöyle bu kontrata Kayseri yapmıyor. Bu kontrata Aintra Frankfurt yapıyor. O yüzden bence Beşiktaş teknik direktörünün en büyük problemi, bugün için eleştirebileceğim, ki sezon başından beri pek eleştiren bir insan değilim. Bu savunma oyuncuların benim kadar biliyorsun ki atlet olmadığını, sen benden daha iyi biliyorsun aynı tarafı Frankfurt'un nasıl çıkışlar evet. yaptığını. O yüzden de bugün Beşiktaş çok coşkulu, eyvallah, daha e, istekli, öne doğru oynamaya çalışıyor. Dikte bu kadar öne oyna oynarken görmedim ben Beşiktaş'ı, Eyüp maçı dahil. Maç esnasında hocam ben şey dedim, Antep maçı çok zor geçecek. Yorulduk, yorulduk. Yoruldukları evet. için. bu tempoyu Beşiktaş kurulursa ligin yine şampiyonluk yarışında kesinlikle olur. Onu söyleyeyim. Hey fikstüre baktım. Devre arasında şöyle bırak lider olmayı 3 puan falan geride gelsen yapacakları ki yapmaları lazım. Alternatif dair olmak üzere 3-4 oyuncu alıp devre arasında. devre arasında kadar atarlarsa kendilerini zirve yarışında bence Beşiktaş Mayıs'ı bulur. Yani birlikte diğer takımlar. Finale kadar evet. gider. O yüzden ümitsizlik olmasın. Daha henüz Rafa Silva'yı falan dinlendiremedi hoca da Hocam Rafa Silva mesela milli ara bu oyunculara iyi gelecek. Muhtemelen milli takıma gitmez Rafa Silva. Beşiktaş'ın öyle de bir avantajı var. Yıldızları çok fazla e, imobile giden mi bilmiyorum. E, Kayseri'de so Sabek Raşit Say'ı oynatmak zorunda kaldı hocam. Kaldı. Şimdi elinde Necip de sakatlandı. Kolis gitti. Altına, bak bu stoperlerde devam ediyor oynamaya hala. Değil mi? Hep aynı. Kolay bir şey değil. İşte bu stoperler Türkiye Ligi'nde ortalama takımlara karşı kontraları yakalarlar. Ama bu tür takımlarda problem. Bunu hesaplayamadığı için eleştirebilirim bugün için. Daha, Hı -hı. daha Jose Mourinho tarzı oynamalıydı. Ama bunun avantajını da dikte görecektir. Bak hepimiz göreceğiz. Zor kazanan Beşiktaş görüyoruz. Bir biri yakalanıyor, golü buluyor. Antalya maçında golü tekrar buluyor. Kayseri 0-0 gidiyor. Ama ben bugün eksilerin defosu ortaya çıkarken ben artıların da öne çıktığını görüyorum bak. Onu net söyleyeyim. Böyle bir skor ki kendi sahanda aslında çok negatif bir gece gözüküyor hocam. 4-0'lık Ajax maçından sonra. Her iki tarafı da görmen avantaj. Eğer dolu tarafına bakarsan Hı -hı. ben boş tarafı tamam. Defom ortaya çıktı. Geniş alan vermemem lazım benim. Hocam Beşiktaş aslında şu e, zihin olgunluğunu hissediyorum. Tabii ki gene Ajax'a 4-0 yenmek kötü yani Beşiktaş gibi takım için. Yani burada kendi sahanda e, kaybetmek kötü ama o kadronun 13 kişilik kadro dediniz ya evet. bunun farkındalar ve Avrupa maçı sonrası tepkiler bu sonuçların tepkileri değil sanki o zihin olgunluğunda hissediyorum Beşiktaş bir tam anlayamadım yani hocam maç. normalde iki maç Avrupa'da kötü başladınız evet. çok tepki olur evet. bir maçta 4, 7, 4 tane gol yediniz bir maçta üç tane gol yediniz ama Beşiktaş taraftarı o kadar yüksek tepkiler vermiyor sizin o dediğiniz dolu tarafı görüyor gibi hissediyorum e, öncelikle şimdi bu taraftar artık şuna bakıyor. Oyuncunun ve takımın e, isteğine bakıyor. Hı hı. Şimdi bugün maça giden Beşiktaşlı genelde hücum yapan bir Beşiktaş gördü. Evet. Ben de diyorum ki siz bardağın bu dolu tarafına bakarken teknik direktörünüzde penaltı kaçırmışsın bir kaleci çıktı. Nereli bu dedim Brezilyalı dediler. 2003'te omlu falan. Gerçekten de şimdi Basat vasat oynasa kaleci 4 tane gol atabilirsin. Evet. de şimdi penaltı bir şeydir. E, psikolojik savaştır. Kaleci emin ol dünyada çok kaleci. Bugün İnebolu'nun in attığı penaltıda ters bir şey yatardı. Bakar. Her kaleci Penaltılara bakar. Kim atıyor 5. santrifonu? Şu. En son nereye atmışlar? Son 14 penaltısını gol atmış. Gol atmış da en sonuna, en sona bakar. En son Kayseri'de kalecinin bileliğini soluna atmışlar. Evet. Normalde de %90 kaleciler sola atlar. Bunu penaltı atan öyle bir gördüğü için ters attı. Fakat ilginçtir. Kaleci de oraya atladı. Kaleci de yani ben yani tahmin ettiğim benim kalecinin sola atlayacağıydı. Yani o Novoel'den de benden de oynak çıktı. <laughs> Brezilyalı genç kaleci hocam. Evet. Oldukça uyanık çıktı. Beşiktaş hocam dediğim gibi sıfır puanla başladı. Beşiktaş'ın <laughs> Avrupa Ligi'ndeki hikayesi nasıl İki görüyorsunuz? İki maçına bağlı. Buradan dönebilir miyim? Şimdi dörtte biri bitti. oldu. Çeyreği bitti tabii hocam. Dörtte biri bitti. Dörtte ikisi bittiği zaman diğer puanlara bakıp ona göre bir yön değiştirmeleri gerekiyor. Lyon deplasmanı var hocam. Sana. Evet. Yine sıfır çekerse o zaman dediğim gibi biraz da hani tabii ki 10. da 24. ye kadar yoluna devam ediyor ama daha fazla lige konsantre olur gibi geliyor bana hocaları ve oyuncular. Anladım. Çünkü elindeki mevcut kadro kısıtlı gözüküyor. Dilerim ki Lyon'u yenerler tekrar bu işin içinde olurlar. O ayrı konu. Hocam şunu da sormak istiyorum. Aslında arada bir biraz yine Fener'e dönmüş gibi olacağız ama Mourinho'nun açıklamalarının grafiğini e, alabiliriz. Bir o gelmiş sıcak bilgi. Ona bir dönelim. Daha sonra Giovanni Van Bronckhorst'un da hazırlandığında onu da geleceğiz. Bakalım ne demiş Mourinho. Galatasaray'a en son geçeceğim hocam. Tamam. Galatasaray ilk maç olduğu için ona en son Belki biraz yapmıştık ama. Evet onunla ilgili evet. anlattık. Hem Okan Hoca'nın basın toplantısını tamam. hatırlarız. O şekilde devam ederiz. Mourinho'nun açıklamalarını görelim. Evet. Avrupa deplasmanlarında aldığınız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık. Bu da daha değerli kılıyor. 0-0 iken net pozisyon kaçırdık. Her maç başımıza geliyor. Oster ve şutu direkten döndü. Emnesi kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti. Maçı kazanabilirdik. Şu an 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak. Söyledim mi? Hocam bir şey söyleyeceğim. Vallahi. Bak son cümle bu. Özetlemiş, evet. Yani mümkün olduğu kadar puan toplayıp ilk sekizde kalmak istiyoruz demiyor. Evet hocam. Alttaki zayıflardan o, uzak olmak istiyor. Yani. Jose Mourinho bu. Jose etkisi de bu. Etkisi de bu. Aslında bilinçaltı yerleşiyor. Şimdi içeride puan bir deplasma AZ maçını kaybetme, kaybetmeyin <laughs> bana yeter diyor. Kazanırsanız eyvallah diyor. Ayrı konu. Ama kaçırdığı pozisyonu 0-0 söyleyerek de hani pozisyonda girdim diyor. Ki hani maçın hikayesinde e, Fenerbahçe beraberliği bulana kadar kötü bir tablo var yani. Artı o gol biraz önce söylediğim gibi Twente'nin de enerjisini düşürdü. düşürdü. Hoca da ne diyor? Golden sonra, sonra kazanabilirdik evet. diyor. Hocam vallahi yaptığınız bütün analizleri özetleyen Kesinlikle. bir açıklama olmuş. Ya ben edeyim, bu çıkamayacak takımlardan biri kim diyor? Bunlar diyor. Bunları bir de geçeyim. Öyle mi hesaplıyor Öyle acaba? Bakıyor. Evet. Herhalde öyle bakıyor hocam. Tottenham belgeselini birçok kez kullanıyorum. Zaten söylüyor. 0-0 birçok sonuçtan daha iyidir diyor. Birçok iyi bir, çok, yeni, yani bazen yeni, yeni Jose bir Jose çok, zeki bir adam oynuyor. Yani bazen böyle demeçleri de şeyler de tamamen mesajlarla dolu. Benim hocam dikkatimi şu çekiyor mesela. Galatasaray derbisi. Şimdi herkes onu Jose Mourinho burada mutlu değil miye bağlıyor. Surat asık vesaire. Evet. Ama Galatasaray derbisinden böyle biri çok negatif. Çünkü o maç öncesinde sıradan bir maç demişti. Maçtan sonra da sıradan bir maç olmadığını anladı. O zaman hep böyle demişti. kalsın. O maçtan sonraki suratsızsa eğer hı hı. E, o maçta dahil 5 puan kaybetmişti. Ondan sonra hiç yenilmedi. İkideki yaptı. Suratsız kalsın. kalsın. Aman kalsın. Eyvallah. Ama tabii hocam. böyle mesela Göztepe maçında girdi ya şey e, 1-0 iken devrinin sonunda. Onlar hep böyle imaj. Hep böyle etkileme şeyler sanatları. Planlı mı hocam? Tabii planlı. Yani e, sor, haklı bir soru sordular Cezayir'e. Ne dedi? Ben niye, dedi erken niye erken girdin? İşte bir takım hatalar gördüm. İçeride vakit kalmaz diye. 2-0 Galatasaray maçında niye hesaplara girmedin? Ama bunlar bunlar bile motivasyon. Bunlar hep iyi bir silah olarak kullanılıyor. Farklı kalan da o. Evet hocam. İlginç bir teknik adam. Ben hep söylüyorum. Mesela hakeme gider. Var. Bir şeyler söylüyor. O 6 yerine 4 dakika uzattırıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. baskı yapıyor filan. Her şeyi planlıyor hocam. Her detayı planlıyor. Beşiktaş-Frankfurt maçına geri dönelim. Şunu da sormak istiyorum hocam. Beşiktaş'ın yine belki konu yedek kulübesine gelecek ama bugün oyuna girenlere bakıyorum. Mustafa İkimoğlu, Camario, Salih Uçan, Semi Kılıçsoy, Onur Bulut. Aslında evet. hocam o bahsettiğimiz hep negatif konuşuyoruz ama biraz daha sanki o mecburen mi yoksa bu oyuncuların performansını yükseltmesi Şimdi daha ben gerekiyor her mu? Her oyuncuya saygım sonsuz. Hı hı. Fenerbahçe'de girenleri say. Hemen sayıyorum hocam. Fenerbahçe'de girenler şuraya not almıştım. Söyleyeyim. Ceko. Maksimin, Ceko, Mert Hakan Yandaş, İsmail. E buyur. Gitmeyenleri söyle İstanbul'dan. Onun için Çağları şimdi resmen. Beşiktaş takımında hepsi değerli oyuncular ama bu maçları şampiyonluk yarışında olabilecek 21-22 kişilik kadrosu yok Beşiktaş'ın. Bu kadar sıkıntının içinde Hasan Bey'in demecinden, Divan Kurulu'ndaki konuşmalarından buna rağmen bu kadroyu yapmak önemli. Ama şeyi tam sağlıklı kullanamadı. Benfica'dan aldıkları oyuncu. Camari. Evet. Çok da geç katıldı. Hayır geç katıldı ama çok oynattı. <laughs> Maçı tamamını oynattı mesela Kayseri'de. Evet. Çıkar bir sıfırdan sonra gereksiz koruması lazım. Mesela bu maç bana daha fazla lazım. Niye? Biraz önce söylediğim sebepten dolayı. Seti oynayabilecek bir oyuncu. Yani evet. İşlerinde seti oynayabilecek yegane oyuncu bu. Yani o planlamada problem oldu. Hocam Mustafa Ekim ile ilgili de bugün de sonradan girdi. Onda bir sormak istiyorum. Ya çocuk ilk şu son e, 11 başladığı maça kadar sahada olduğu her dakikada ayağına top geldiğinde iyi işler yapıyordu. Bugün de girdi hani yine fena değildi ama ne görüyorsunuz hocam? Öncelikle 2007 doğumlu mu? Kaç doğumlu? Evet. Bir daha bakayım yani, kontrol edeyim de bugün, yanlış olmasın. Amsterdam'da ilk 11'de oynuyorsa Beşiktaş'ta hı hı. ve bugün de maçı çevir diye oyuna giriyorsa 2007 hoca. Türk için önemli bir oyuncudur. Ben Mustafa şöyle oyuncu diyecek kadar iyi tanımıyorum oyuncu. Hı hı. Daha fazla seyretmem gerekiyor. Şu anda onunla ilgili en iyi yorumu hocası yapacaktır. Hı hı. Ben sana uçar, kaçar veya geriye gider demer dersem Eyvallah. izleyici arksızlık olur. Eyvallah hocam. Şimdi biraz da Galatasaray maçına dönelim. Ee, Galatasaray'da Okan Burun açıklamalarını, teknik direktör Okan Burun 2-2'lik maçtan sonraki açıklamalarını ee, bir dinleyelim onun üzerine maçı konuşalım Çünkü maçın detaylı analizini Aslında maç sonunda yapmıştık ee, Aynen Biraz daha delileniriz Okan Burun da ilginç bir açıklaması var Hocam ee, O simen yoktu vurgusu var bugün Şimdi onu bir izleyelim Evet e, maç öncesi tabii ki Buradan 3 puan alıp 2 e, maç 6 puan Yolumuza 2 maç kazanarak devam etmek istiyorduk Maçta bu şekilde başladı. Aslında beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibimizi, rakibimizin beşli mi oynayacak, dörtlü mü oynayacak diye bekliyorduk. Dörtlü başladılar, daha sonra beşe döndüler. Burada daha çok üretmemiz gerekiyordu tabii oyun içerisinde. Top bizdeydi, yaklaşık yüzde 74-75 topun bizde olduğu bir oyun vardı. Burada daha çok üretmemiz gereken yerler vardı. Ama 1-0'a yakaladık. Yine topun bizde oldu, rakibin beklediği. 2-0'a yakaladık. Yine topun bizde oldu, rakibin beklediği bir oyun. Bir tane, tabii ki bunun oyun içerisinde birkaç kez daha yaşadık. Aslında yani hem hava topları hem ikinci toplar hem de savunmadaki belki rakibimizi önemsemememiz birinci golü yedirdi. Burada hem birinci topu hem oyun devamında daralmamızı, savunma dörtlüsünün daralmasını doğru bir şekilde yapamadık. 2-1 devreye girdik. Burada ikinci yarı yine rakibimizin bekleyeceğini biliyorduk. Top yine bizdeydi. Ve daha çok üretebilirdik. Ama devamında yine ikinci golü yedik. Burada yine savunmada önce doğru yüzde eşleşemedik rakiple ve ikinci golü yedik. Devamında da yine beklediğimiz gibi rakip savunmaya çekildi, bekledi. Biz üretmeye çalıştık, değişiklikler yaptık ama değişikliklerin de çok oyuna etkisi olmadı. Biraz Barış'ın Sağbek'e geçmesi, Sağbek'ten daha çok üretmemize, oradan gelmemize Yunus'la beraber sağın en iyilerinden biri, en iyisi belki Yunus'tu bugün, onun altını tekrar çizeyim. Onunla beraber daha çok üretmemize sağladı ama diğer yerlerden çok fazla üretemedik. Hem bireysel üretemedik hem uzaktan şutla çözebilirdik, duran topla çözebilirdik. Hiçbiriyle üçüncü golü bulamadık. Tabii ki üzgünüm. Bizden beklenti çok yüksek. Zaten bu kadar önemli oyuncular, bu kadar önemli kadrodan da beklentinin yüksek olması normal. Kendi oyunumuzun birçok yerinde altında kaldık. Dediğim gibi rakibi daha çok, özellikle savunmada daha çok önemsememiz gereken yerler vardı ama bunu yapamadık bu anlamda üzgünüz yani taraftarımızı ve ülkemizden özür diliyoruz bize yakışmayan bir sonuç burada çok rahat kazanabileceğimiz maçı dediğim gibi 1-0 2 0a getirdiğimiz maçı aslında biraz da zaman zaman yaşadığımız konsantrasyon eksiklikleriyle başaramadık İyi bir kadromuz var yani burada tabii ki eksiklerimiz olabiliyor yani bugün özelinde. Yine bizim için çok önemli ve çok formda bir oyuncumuz sakatlandığı için Victor Osimhen yoktu. onunla birlikte bu tür maçlarda daha çok çözüm de üretebiliyorsunuz. O zaman Icardi'nin de daha çok gezip daha rahat bir şekilde oynadığını gördük. ama oyunun devamında tabii ki giren oyunculardan beklentim daha fazlaydı açıkçası. Okan Hoca'nın açıklamalarını dinledik. Yani Maç, maçın sonunda da konuştuk. Ee, çok zayıf bir takım. Betonya evet. Ligi'nin şampiyonu tabii ki. yani Hiçbir takımı küçümsemeye gerek yok ama bence bir oyunda oynamadılar. Böyle etkili bir oyunda oynamadılar. Evet, Okan Hoca e, mesleğine saygısından dolayı insan arzı saygısından dolayı şu maçı teknik taktik olarak da masaya yatırmış. Aslında üç cümlede Türkiye'den ve Galatasaray taraftan da özür dileriz. Hı hı kazanmamız gereken çok kolay maçı sıfırdan kaybettik deyip kapatması lazım diye düşünüyorum. Tabii ki o, o teknik olarak diyorum. Çünkü ben teknik, taktik olarak bu maçlarla ben de bu işi matematiği vurma, matematik değildir futbol da 4 4 3 1 2, 2 kafa yoran bir insanımdır bilirsin. Evet. Ama bu rakipleri üzerinden 3'lü 4lüyken 5'liye dönüler gibi demek doğru olmaz. Konsantrasyon yayınımızda söylediğim gibi konsantre olmak güncel değildir. Örneğin Fener Galatasaray maçlarına siz oyuncuyu hiç motive etmenize gerek yok. Özel sözler söylemenize gerek yok. Zaten ben oyuncu olarak hafta sonu oynayacağım maçı tam 15 gün önceden özel hayatıma kadar bakarım. Teknik direktörün konsantrasyonla ilgili olması gerektiği zamanlar bu zamanlar. Bu maçta. Bu maçta. Özellikle Kasımpaşa maçından sonraki süreci dikkat ediyorsan çok bunun sıkıntısını yaşadı. Bu konularda Jose Mourinho pek takılmadı bu işleri biliyorsun. Kırk attı, çıktı, çekiliyordu. <laughs> Okan Buruk hep olayın içerisinde. Fenerbahçe oradan bir şey söylüyor. Okan... Dışarıda da ilgilendiğiniz zaman takımınızla e, imal edersiniz ve e, belki basit bir şey söylüyorum ama illa ondan değildir. Siz öğleyin Florida'da antrenman yapıp hiç yapmadan maça çıkarsanız akşam ki bunu da saygı diyorum sizin görüşünüzdür <laughs> ama bunu antrenman yapmış olmaktan daha çok olayın konsantrasyonu için o önemli olduğunu söylüyordum. Benim de bugünkü manşetim konsantrasyonu. Evet, evet. Galatasaray'ın bir geleneği Solu, oldu. Yani dedi. bu sloganı en çok kullanan Galatasaray. Hala... Ama neyse Mehmet Ayan söyledi. Evet. O da ansiklopedi ya, Eşer ansiklopedi. Çok o enteresan da şeyler da hatırlıyor. atılıyor. 2018 detaylı. dedi Fatih Terim bir tweet atmış galiba. Bir At, maçtan da buna sahip demiş. o zamandan beri. Demek ki o zamanlarda sallanıyorlardı. Yani tabii kelimeler yetmez buna. Bunu siz oyuncunuza e, ne derler? Bunu hissettireceksiniz. Kolay oyuncu grubu değil şeyin. Galatasaray. Yunus değil hepsi. Mesela şimdi Icardi'den bahsediyor. Icardi fizik olarak şu anda çok çok gerisinde. Kendi kalitesinin. Ama şunda mesajı veriyor. Hazırlıklı olalım. Maç fark etmeden. Fener Beşiktaş Galatasaray arasında oynadığı maçlar dahil. Trabzon maçları dahil. O sümenle sağlıklı olman. Icardi çift santifora oynama günleri başlıyor Galatasaray'ın. Ki bugün siz söylediğinden siz... bunu çıkarıyoruz hocam. Bunu net çıkarıyorum. Ama ve lakin Kasımpaşa maçındaki gibi iki tane savunması olmayan kanat oyuncular 4-4-2 veya 4-2-4 değil mutlak surette hoca daha iyi değerlendirecektir bizden. Hiç şansı yok. 4-3-1-2 oynamak zorunda. Başka bir şansı yok. Belki de üçlü oynamak zorunda ama 3'lü şu an dönemez. Galatasaray göreceğiz ki bundan sonra çift santra oynayacaktık. Mertensiz de oynamayacaktır. Direkt 4-3-1-2 oynayacaktır. Hocam siz bu arada ee, siz bu arada Park maçından sonra programın tamamını dinledim ben. Galatasaray'ın oynayabileceği bütün şablonları evet. e, paylaşmıştım. Ama en zayıfı da 4-4-2 idi. 4-4-2 idi ama onunla başladı. Şimdi diyorsunuz ama ki... Öyle. Ama rakipten dolayı... Aslında başarılı da 4-4-2 oynamaz demiyorum. Türkiye liginde oynar ama sert maçlarda, Trabzon deplasmanında, Beşiktaş deplasmanında, Fenerbahçe maçlarında falan oynayamazsın. Şöyle Barış Yunus atıyorum... Çift santafor gibi oynayamazsınız. Bunu ancak orta saha... E, gibi, ö, ö, o yüzden çift santafor sadece 4-4-2 ile oynanmaz. Tabii. Çift santafor üçlü oynarsınız. Üç, oynarsın. Hatta elimdeki mevcut kadroda çalışarak yapacaksınız tabii. Torreira, Sara, Kerem Demirbay, Mertens 4 oynayabilirsiniz. Böyle baklava gibi çift santafor oynarsınız. Muhtemelen e, kimle oynuyor? Alanya ile mi oynuyor? Alanya. Ha, o yani. Sümen yok büyük ihtimalle. Oynadığı günler bunu göreceğiz. Orada da yine çift santrafor. Yani 4, Osimen 3, 1, olsa, Osimen olsa çift santraforla çıkar diyor. Bence hayır çıkacağım diyor zaten. Evet gerçi evet. Ben çıkacağım Aşıkça diyor. Söylüyor. Evet. Hocam şimdi son bölüme doğru geliyoruz. Biraz birkaç üç takımımızı da ilgilendiren sorular soracağım. Birincisi bu para konusuna çok girmek istemiyorum ama yani Avrupa biz kendimizi bu dev aynasında görüyor muyuz hocam? Şundan soruyorum. Ligde işte takımlarımız seriler yapıyor, maçları kazanıyor vesaire. Harcadığımız paralar ortada çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Çok büyük transferler yapılıyor maddi anlamda. Baktığımızda Avrupa performanslarımız hep yani Galatasaray'ın yenildiği, zorlandığı takımları hatırlayalım. Kopenhaglar vesaire. Fenerbahçe geçen Olympiakos elendi. Konferans liginde çeyrek finalde elendi. Beşiktaş 2'de 0'la başladı. Bu genel Avrupa performansımızın iyi olmaması hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? planlama ile ilgili olduğunu düşünüyorum ve özellikle de ülkemiz için geçerli bu. Ee, Galatasaray bir çıtayı yükseltmişti Avrupa şampiyonu olduktan sonra. Hı hı. Acaba falan dendi. Biraz ucundan geçti basit toplantısında. UEFA Avrupa Ligi'nin göz kırptı biraz. Jose hani olabileceğini söylüyor. Olur demiyor. Alt Ama şu var ki e, ne kadar güçünüz olursa olsun ortalama takım dediğimiz Twente takımı da bugün yani ne oynamasını bilen e, fizik güçleri yerinde olan Sürekli takımlar. Baskı yapan. Evet. Bir de biz biraz da sosyal medya endeksli kulüpler olduğumuz için maalesef daha çok Fenerbahçe, Galatasaray şimdi Beşiktaş devreye girdi. Trabzon girerse Avrupa Avrupa'ya biraz geride atmış durumlar. Bu e, milyonlarca insanın bakış açısı ben oyuncularda da ve teknik adamlarda olduğunu düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Yansıması Evet var. yani birinci edebinin dik olduğunu görüyorum. Hocam şunu da sormak istiyorum. Ee, bugün bu arada Van Bronckhorst'un açıklamaları hazır mı? Grafik açıklamaları. O da geliyorsa onu da bir görelim. Onu da kaçırmayalım hocam. Sonra bir sorum daha olacak. Zaten tamamlayacağız. Çünkü ilginç açıklamalar yapmış Van Bronckhorst. Bugün ha. stadyumda olup da oyuncularımın en iyi performansını vermediğini düşünen varsa tekrar stadyuma ha, gelmesin demiş. Ya tebrik ederim hocam ya. Vallahi benim de <laughs> hocam yok. <laughs> Biz açıklama vermemize çok gerek yok. Hepsi gerçekten, gerçekten hocam anlattığınız şeyler üzerinde Evimizde oynadığımızda taraftarımıza ihtiyaç duyuyoruz. Oyuncularla ilgili şikayet edeceğim bir şey yok. Her şeylerini verdiler. Skordan bağımsız olarak destek önemli. Maç içinde ıslıklamalar oldu. Anlamıyorum. Biri bana bunu açıklasın. Böyle bir performans sonrası böyle bir şey. Bu benim olduğum takımlarda hiç başıma gelmemişti. Oyuncularımın bugün iyi performans vermediğini düşünen bir daha stada gelmesin. Türkiye'ye hoş geldin Giovanni Van Bronckhorst. Evet o ıslıklama olacaktı. Yani bu tam İskoçya'da. <laughs> Biz tam yakalayamadık böyle. çünkü bir o evet. ses bir bu ama ses. Ama ben oyun ben Beşiktaşlı olarak ben tabi Ojeran düşünüyorum. Beşiktaş açısından bak taraftar olsam. Oyun Tabii ki geçtiğim birkaç yıldır geride kalması rakiplerinden ama gerçeklere baktığımız zaman da gidin lider gibi duruyor şu anda. Eyvallah hocam. Hocam son iki dakika kaldı. Son sorum da şu. Bugün üç maçta da birlikte izledik dikkatimizi çeken şeylerden biri de bizim oyuncularımızın, bizim takımlarımızda evet. oynayan oyuncularımızın yüksek faul beklentileri evet. oldu hocam. Fazlasıyla. E, alışmışlar havuz atlamaya. Cırt diye gece bekçisi gibi hakemlerimiz var. Cırt, cırt. Evet. dikkat et. Bütün üç takımımızda patır patır havada atlıyor. Oynayın diyorlar. Altı tane maç izledik. Evet. Başakşehir Başakşehir'le birlikte yedi maç izledik. Evet. Gruplarda. Ben kötü maç yöneten, berbat maç yöneten veya kafasında tilki olan bir tane hakem görmedim. Ne görüyorsa onu evet. çalıyorlar. Hatalı karar veriyor. Bugün mesela Toreyre'ye bir, tabii. hatırlayın hocam Toreyre'ye net ha, evet. bir sarı kart vardı, vermedi ama ona takılıp... Üç antrenör tuvalet hakeminden bahsediyor mu? Hiçbiri. Bahsediyor. Hiç bahsetler mi geçen hafta? Geçen bahsediyor. hafta da olmadı. olmadı. Evet. Türkiye'de bahsedersem söküyorlar fifasını diyor. Bahsedersem evet. benim maçlarımı bir daha vermeyecek diyor Galatasaray. Öbürü de diyor ki ben yapacağım diyor. O yüzden zaten hakemleri biz zayıflatıyoruz. Orada hiç umurumda değil adamın. Evet, bizim oyuncular da aynı hakemler olmadığı için de e, bir sallanıyorlar. Komik, B2, tur, komik tur, Maalesef komik duruma da düşüyorlar yani. Bir iki yapıyorlar ama maç içinde evet, o olmuyor. düzen değişiyor gibi gözüküyor hocam. Bence bizim hakemlerimiz izleyip de Ders çıkarsın hakemlik müessesini yönetenler de e, aslında yöneticiler de biliyor hocam. Yani neyin ne olduğunu biliyor da. Türkiye'de böyle bir düzen olduğunu gördükleri için bunu söylüyorlar işte, ortaya atıyorlar. Maalesef buna uygun da bir konjektör var maalesef. maalesef çok hocam. derin konular ama benim konum değil. Biliyorum. Ben sadece o görüntüyü evet. size sormak istedim. Hocam Fenerbahçe Manchester United, Beşiktaş Lyon deplasmanı, Galatasaray Espor böyle galibiyetsiz bir haftamız olmaz herhalde bir sonraki hafta. İnşallah. Ekim sonuna doğru galiba değil mi o? Evet Üç ekim. Ya, Umarım öyle olur. Üç ekim, ee, evet. Bence Gezen'in konuşmalarından bir tanesi de Beşiktaş teknik tretin çok anlamlı. Burada Beşiktaş taraftarında büyük görev düşüyor. Bugün yaptıklarını ıslıklamayı ben duymadım. Bu takım gördüm bak bu haftaya kadar liderlik yarışında olan 6'da 5 yapan takımdan bahsetmiyorum. Bugünkü 3 gol yiyip 3-4 tane gol kursunu yiyen takıma karşı bile o oynama isteği 5 taşları fazlasıyla takıma saygı tutmasını Sağladım. sağlamalı. Sağlamalı. Son bir puan durumunda görelim kapatıyoruz. Kaç tane zombi, ee, nahmet, evet hocam şey haklısınız ama unutmayalım bir şeyi. Ha, bu çok önemli. Evet yani ederim. bu puan durumunda görelim hocam. Lazio, Lyon, Tottenham ve eee Bükreş eski adıyla şimdi FCSB diye geçiyor. Anderlecht 6 puan yapan takımlar. Ajax, Frankfurt, Galatasaray. Devam ha. edelim. Mitchellland Slavia, Praha, Atletik Bilbao, Hoffenheim, Fenerbahçe, Bodo Limit, Olimp e, 4 puanlı takımlar. Olympiakos, Elfsborg, Rangers, Aziz Alkmaar, Malmö, Braga 3 puanlı takımlar. Manchester United, Victoria Pilsen, Twente 2 puanlı takımlar. Porto'nun Porto, borcu varmış. Nasıl Geçen şey? sene kan borcum var onların. ne <laughs> Ya bilmiyorum hocam 3-3 Kaç... oldu. İlk maçı da kaybettiler. Porto, Real Sociedad, Sancilioas, Roma, Ludogorets, Riga, Kola, Nice, French Varoş, Tel Aviv özür dilerim. Nice bir puanlı takımlar. French Varoş, Tel Aviv, Pau, Karaba, Dinamo Kiev, Beşiktaş da sıfır puanlı takımlar. Bu da Avrupa Ligi'nin Şöyle puanı. bizim birinci lige benziyor. Dördüncü <laughs> ile on altıncı arasında bugün arkadaşlar çok güzel bir dönem ve 4 puan fark var. Bu heyecan. Hocam, hocam ben bu sistemin oradan, zaten daha heyecanlı olacağını ben düşünüyorum bu ama. Bu sistemin daha heyecanlı olup olmayacağını bilmiyorum ama bu sistemin uzun yıllar devam edeceğini düşünmüyorum. Özellikle önümüzdeki sene Dünya Kupası senesi 2026 Hı -hı. iyi düşünülmesi gereken erken konuşuyoruz belki hocam. ama biraz beklemek lazım. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık hocam. Ben Üç maçımızı da değerlendirdik. Galatasaray-Rigas deplasmanında e, ee, maalesef 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Twente'de 1-1 beraber kaldı. Beşiktaş da evinde Eintracht Frankfurt'ta 1-3 yenildi. Gencim, Sizin de hocam ağzınıza sağlık. Rıdvan Hoca'yla 3 maçı da konuştuk. Şey, i̇yi, geceler, geceler. dileyelim. İyi geceler.